Merhabalar. Bu videoda birlikte kullanıldığında çok işlevsel olan iki formülü nasıl uygulandığını gösteriyor olacağım. Bu iki formül tek başına birer kullanıldığında çok da kullanışlı değil açıkçası. Yani indeksi tek başına, match'i tek başına kullandığınızda bütün bir faydayı göremeyebilirsiniz. Ancak bu ikisi bir araya geldiğinde gerçekten çok faydalı ve işlevsel bir formül haline geliyor. Zaten bunun karmaşık yapısını ve mantığını anladığınız anda gerçekten bir başucu formülü haline gelebiliyor. VLOOKUP'ı, HLOOKUP'ı, XLOOKUP'ı içinde barındıran, bunların yaptığı işleri çok kolaylıkla yapan bir formül dizisi aslında bu. Türkçe Excel'lerde indis ve kaçıncı olarak da kullanılıyor tabii ki. Şimdi ilk başta tanım olarak bir Excel açtım. Bir tablom var. Kaç satır? 7 satıra 4 sütunluk bir tablom. İndis formülü yani indeks formülünün bireysel olarak ne işe yaradığını gösteriyor olayım öncelikle. İndeks bir tablo içerisinde belirlediğimiz satır ve sütun sayısındaki değeri getiriyor. Örneğin bu tablom dediğim gibi 7'ye 4, 7 satır, 4 sütun. Zaten seçtiğinizi aşağıda görüyorsunuz 7R çarpı 4C şeklinde. Bu alan içerisinde seçtim. Satır numaram diyelim ki 3. Sütun numaram 2. Yani 3. satır 2. sütunda hangi değerin olduğunu merak ediyorum. Ola ki böyle bir ihtiyacın var. Enter'a bastığında 20 değerini buluyor. Ne demiştik? 3. satır 1, 2, 3. 2. sütun burası. 3'e 2. Yani tabloyu en yukarıdan alıyor. Siz buradaki tabloyu yani array dediğimiz D3, G9'u şöyle başlatırsanız buradaki 3, 2 tabii ki tamamen değişecek. Bu sefer buradan itibaren saymaya başlıyor. 1, 2, 3 ve 2. 10. değeri getiriyor oluyor. Şimdi bu indeks formülünün tek başına kullanılışı. Bir de match'i gösterelim. Match de adı üstünde kaçıncı. Yani biz aslında burada indeks formülü içerisinde kaçıncıyı aslında de sıkça telaffuz ettik. Yani üçüncü, ikinci diyoruz. O halde kaçıncı olduğunu belirten bir formül de var. Yani match. Türkçe Excel'lerde kaçıncı. Lookup value. Yani bizim aradığımız değerin kaçıncı olduğunu gösteren bir şey bu. Diyelim ki biz 10'u arıyoruz. 10 nerede? Lookup array. Örneğin şurada. Ve exact match. Yani birebir 10'u arıyoruz. 10 değeri var mı yok mu? Bunu diğer videolarımda XLOOKUP videolarımda göstermiştim açıkçası. Burada da bir hızlıca bir tekrar etmiş olalım. Gördüğünüz gibi 10 seçtiğim bu dize içerisinde 3. sıradaymış. Gerçekten öyle mi? Evet, bakıyoruz. 10 burada 3. sırada. Şimdi indeks ve match'i birlikte kullanımını şöyle bir karmaşık gibi görünen bir tabloda aslında sıkça kullandığımız hepimizin Excel'lerinde muhtemelen bu tür tablolar sıkça vardır. Bunun yüzlerce binlerce satır olanı da vardır eminim ki. Bir örnek üstünde gösteriyor olalım. Şöyle bir ihtiyacımız olsun varsayalım ki ürün 4'ün Şubat ayındaki satışlarını ya da bunu bir data listten zorunlu seçtirtip karşısına bir veri getirmiş olalım. Şöyle özetleyeyim. Örneğin şöyle bir tablomuz olsun. Buraya data validation liste source'um kaynağım şurası olsun. Ortalamayı da alalım. Tamam diyorum. Şimdi burada ürün 1, ürün 2, ürün 3. Bunlar geldi. Şöyle hatta renklendirelim. Görselliği katalım. Şimdi ben ürün 6'yı seçeceğim. Sonra ayı seçeyim. Yani bunlardan bir tanesini seçeyim. Bunu da yine data validation'ı almak için öncelikle bunu data validation yukarıdan aşağıya çalışır. Şöyle özel yapıştır ve transpose dediğimiz yani şunu görüyorsunuz. Böyle yapıştırayım. Şimdi buraya da yine data validation list ve şu alanı seçmiş olayım. Aralık ortalamayı almadık. Ortalamayı da alalım. Şöyle bir tane fazla seçeyim. Okey diyeyim. Şuraya da ortalama da yazmış olalım. Buradaki hücre tipi çok önemli değil biliyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi buraya aylar da geldi. Bunu da renklendirelim. Rastgele bir tanesini seçeyim şimdilik. Ve burası da
ürün ismi diyelim. Ürün ismi dönem ve stok miktarı. Şimdi tablomuz şöyle çalışacak. Ben buradan ürün ismini seçeceğim. Buradan Mart'ı seçeceğim. Ayı seçeceğim, istediğim dönemi. Stok miktarını bana bu tablo içerisinden bulup getirecek. Ben herhangi bir işlem yapmadan. Şimdi bunda index array, yani aradığım tablo aralığı şurası. Baştan sona seçiyorum. Bu alan içerisinde arıyorum. Kitleyelim. Şimdi satır numarası diyor. Satır numarasını şu an bilmiyorum. Çünkü ürün 6'ya göre değişecek. Yani kaçıncı satırdaki veriyi aradığını bilmiyorum. O yüzden kaçıncı dediğim cümle içinde geçen kaçıncıyı direkt formüle getiriyorum. Lookup value ürün 6'yı arıyorum. Ve nerede arıyorum? Şurada arıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey kilit bir noktası var. İndex içindeki array'i yazdığımız, yani şu alanı nereden başlatıp da seçiyor isek bu içindeki match'te buradan başlatıyor olmalıyız. Yani ben burada B2'den başlattığım için bunu da B2'den başlatıyor olmam lazım. Çünkü sayacak yukarıdan aşağıya. Sonra exact match. İlk match'imi tamamladım. Şimdi bunu artık ürün 6'yı bilecek. Sayacak burada 7. satırda olduğunu söyleyecek yukarıdan aşağıya. Peki ay hangi dönemde? Onu da yine diğer bir match formülüyle aradığım değer lookup value. Bunu arıyorum. Lookup array nerede arıyorum? Şurada arıyorum. Seçiyorum burayı da yine. Exact match 0. Şimdi formülüm index match formülüm bu kadar, tamamlandı. Enter'a bastığımda 296. Ürün 6'nın Mart ayındaki stok miktarı görüyoruz. 296. Değiştirelim. Ürün 3'e bakalım. 184. Şimdi burada gördüğünüz biraz arıyoruz. Yani teyit etmek için arıyorum. Biraz karmaşık. Şöyle kolaylaştıralım işimizi. Şu alanı seçeyim. Koşullu biçimlendirme eşittir 2 ultu. Buna eşit olan değeri renklendirsin. Okey. Şimdi bakın, ürün 3'ün Ağustos'taki dönemi 139. Ürün 7'nin ortalama değeri var mı? Var. 367. Bunu çok daha farklı tablolarınızda rahatlıkla uygulayabileceksiniz. Eminim birçok şeyi de işinizi kolaylaştıracak. Şimdi index match'in farklı bir uygulanış kısmına bakalım. Şimdi diğer örnekte tüm alanı seçmiştik. Burada yine ben bir örnek hazırladım. Buradaki amacım basit bir tablo. Ürün ID'sini yazıp karşısına ürünün adını getireceğim veya markasını getireceğim. Diğer videolarımda izlediyseniz XLOOKUP formülü bu işe yarar, bu işi çözer. Index match formülü de çözer. Şöyle diyelim ki burada 101 yazıyor. 101 yazdığım zaman ben buraya, ya da seçimli yapabiliriz yine. Tekrar göstermiş olalım isterseniz. Data list source'um da şu olsun. Bu alan içerisinden ben bir ID'yi seçeyim. Karşısına bana ürünün adını getirsin. Şöyle yine index. Ürün adını arıyorum ya, karşımda bana ürün adını getirmesini istiyorum. Burayı seçiyorum. Hepsini seçmiyorum bu sefer. Satır numarası kaçıncı satırdaki ismi getirmesi lazım? Ben bunu nerede seçtiysem onu, yani 101'i seçtiysem birinci satırı, 102'yi seçtiysem ikinci satırı. Yine kaçıncı diyoruz sürekli. Match. Bu. Aradığım değer bu. Nerede arıyorum? Burada. 0. Birebir eşleşmesini istiyorum. Nokta virgül. Şimdi diğer kolum, yani sütun numarası. Burada sütun olduğu sütunu arıyorum. Yani başka bir sütunda aramıyorum. Yani bir şunu ya da farklı bir yeri değil. O yüzden 0 yazıyorum buraya. Bulunduğu sütunu yazması için. Bastığımda bilgisayarı buluyor. Değiştirelim. 103 yazalım. Gördüğünüz 103 klavye şeklinde karşımıza getiriyor. Index match'in bir diğer uygulanış şekli var. Bu da oldukça işlevsel olabilir aynı şekilde. Böyle basit bir tablo var. İki ayrı bölüm. Bölümlerdeki çalışan sayılarını içeren bir tablomuz olsun. Ben burada burayı seçtikçe, bunu da değiştirdikçe mevcut olarak buraya o bölüm geliyor olsun. Yani sayısı geliyor olsun. Diğer örneklerimde, özellikle bu örnekte hatırlayalım. Bir buradan bunu aratıyordum.
Bir de satırda aratıyordum. Karşısına getirdiği değeri arıyorduk. Şimdi ise hem bunun içinden arayacağım, hem bunun içinden arayacağım. Ve karşısına bunu getirmesini isteyeceğim. Yani bir tık daha değişik bir uygulama bu. O da şöyle. Yine index. İndeks array açıkçası şöyle. Burası. Yani yine ben daha doğrusu şurası. Ben burayı aratıyorum aslında. Karşımda bunun görmesini istiyorum. Şimdi row'num şöyle yapacağız burada. Bunu pardon match demedik. Unuttum. Bu birleşik bu. Şimdi bu değeri aratıyorum ben. Yani aradığım değer biraz karmaşık gibi görünüyor. Bunu az sonra formülü bitirdikten sonra gösteriyor olayım. B3 daha doğrusu hemen göstereyim ben size isterseniz. Yani şöyle yapmıştık. Eşittir. Bu birleşik. Bu yaptığımız zaman sonucu görün. Üretim operatör, üretim işçi yani birleştiriyor. Yani ben şu ikisini aslında birleştirilmiş olarak burada arıyorum. Baştan yazalım tekrar. Index array şurası. Yani alanın burası diyelim. Şimdi match tabii ki. Ne arıyorum? Bu birleşik bunu arıyorum. Aradığım değer bu ikisinin birleştirilmiş hali. Nerede arıyorum? Şöyle bir dizide arıyorum. Şimdi onu yazacağız. Az önce yaptığım gibi aslında. Şu birleşik şu evet 0 sonra bunun değerin kaçıncı olduğunu bulduk şimdi burada. Üretim operatörü burada arayacak. Diyecek ki dördüncü. Bana kaçıncıyı getiriyor olacak? Sütun olarak da üçüncüyü getiriyor olacak. Şöyle diyoruz. Bunu kapattık mı? Bir dakika. Evet. Index match. Kolum sütun numarası da burada match mevcut. Bunu arıyorum. Burada arıyorum. Ve sıfır arıyorum. Kapattım. Enter. Evet, burada böyle bir uyarı veriyor. Bu şimdi doğru veriyor olması lazım. Yes diyeceksiniz burada. 150. Kendi hemen bir kontrol edelim. Üretim işçi 150. Değiştirelim. Lojistik diyelim. 400. Bu biraz daha karmaşık bir formül açıkçası. Bu Excel'de bunu da yazdığınız için Excel bir uyarı veriyor. Formülü onaylıyor musunuz diye. Bunu silebiliriz tabii. Bu bir tık daha karmaşık gibi görünse de gerçekten faydalı olabilecek bir şekilde diyelim ki memur diyelim. Gördüğünüz gibi lojistik memur 500 mevcut olarak göstermiş oluyor. Bu da en karmaşık hali bence. Uygulamada bir tık daha zorlaştırabilecek şekilde ama karmaşık tabloları çok rahatlıkla analiz edebileceğiniz bir formül. Umarım faydalı olmuştur. Bu formül uygulaması da devam eden videolarda görüşmek üzere. Kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler.